Hayrettin Karaman, Adetli Kadının ibadeti. Adam fıkıh cahili olduğu için usul dairesinde yapılan yorumları ve farklı içtihatların açıklamasını harama kapı açmak olarak değerlendiriyor. Ülkemizde ve dünyada adetli kadının namaz ve oruç gibi ibadetleri de yapabileceğini söyleyenler var. Ben bunlardan değilim. Benim yaptığım bu konuda yeni bir içtihat ve yorumda değil önceki alimlerin yaptıkları içtihat ve yorumları duyurmak gerektiğinde ihtiyaç duyulduğunda müminlerin bunlardan da yararlanmasına imkan hazırlamaktır Fıkıh okuyanların bildiği gibi din tahsili görmemiş, yeterli fıkıh bilgisine sahip olmayan kimselerin mezhebi yoktur. Onların mezhebi fetva sordukları alimin mezhebidir. Ve bu durumdaki Müslümanlar daima aynı alime, dolayısıyla tek mezhebin mensubuna fetva sormak mecburiyetinde de değildirler. Bir meseleyi bir mezhebin müftüsüne, aynı meseleyi başka bir uygulamada veya başka bir konuyu ise başka bir mezhebin müftüsüne sorup bununla amel eden telfik değil intikal yapmış olur. Cahiller bunları da birbirine karıştırıyorlar. Ben bunları söylediğim için bana mezhepsiz diyenler cahilliklerini açıklamış oluyorlar. Bu konularda geniş bilgi için benim İslam hukukunda İçtihat ve Taklit isimli kitabıma bakabilirler. Adetli kadınların ibadetleri konusunu da çok defa yazdım. Bunlardan birini nakledeyim. İstanbul'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tertiplediği güncel dini meselelerle ilgili istişare toplantısına katılmıştım 15-18 Mayıs 2002. Bu toplantıda alınan kararlar üzerine de dedikodu yapılmıştı. Bu toplantıda ümmetin icmağına aykırı hiçbir karar alınmamış, caiz olmasına rağmen yeni bir içtihatta yapılmamıştır. Yapılan bazı yorumlar ve eski fıkıhçıların içtihatları arasından bazılarını tercihten ibarettir. 20. maddede kadınların özel hallerinde adet görürken ve lohusayken namaz kılma, oruç tutma gibi dini yükümlülüklerden muaf tutuldukları açıkça ifade edilmiş, bu hüküm ise onların pis olmalarına değil psikolojik ve fizyolojik yüklerini hafifletme hikmetine bağlanmıştır. Maddenin devamında ise şöyle denmiştir. Ancak bu gibi durumlarda Kur'an okunmasının, mescitlere girilmesinin ve çoğunluk bilginlerce aksi görüş belirtilmekle birlikte bazı bilginlerce tavaf yapılmasının mümkün olduğu da ifade edilmiştir. Dikkat edilirse burada bazı bilginlerin bunları caiz gördüğü zikredilmiş, yani tercihle fetva bile verilmemiş, yalnızca bilgi verilmekle yetinilmiştir. Şimdi bu fıkıh alimlerinin tavaf, Mescide girme ve Kur'an okuma konularında neler söylediklerini aktarabilirim. İbn Kayyim el-Cevziyye İlamul Muvakkin isimli fıkıh usulü kitabının 3. cildinde hayızlı kadının tavafı meselesini tartışıyor. Haccın tamamlayıcı parçalarından, rükünlerinden biri olan tavafı yapamadan hayız görmeye başlayan bir kadın, eğer yol arkadaşları, kervan, grup bekleyemiyorlarsa ne yapacak sorusunu soran İbn Kayyim, bekler, gidip sonra bir daha gelir, hayızlı yapar ve ceza öder gibi çözümleri birer birer tartışarak reddediyor ve şu sonuca varıyor. Allah kullarını güçlerinin yetmeyeceği, kendilerine çok zor gelen ibadetlerle yükümlü kılmaz. Ayakta namaz kılamayan oturup kılar, su bulamayan teyemmüm eder, elbise bulamayan çıplak kılar, kıbleyi bilemeyen tahmin ederek bir tarafa yönelir. Hayızlı kadın da temizlenmeyi bekleyemiyorsa öylece tavafını yapar ve kasten bir kuralı ihlal etmediği ve yasağı çiğnemediği için cezada gerekmez. Bakınız İbn Kayyim, İlam Mısır 1955, 25, 34 ve diğerleri. İbn Rüşd, Bidayetül Müştehit, Nihayetül Muktesid isimli eserinde cünüplük ve hayız halinin hükümleri başlığı altında mescide girme, Kur'an'a dokunma ve onu okuma konularını ele alıyor ve özetle şunlar kaydediyor. Fıkıh alimlerinin cünüp ve hayızlı olanların mescide girmelerinin cevazı konusunda üç farklı içtihatları vardır. 1 Malik Hanefiler de bu görüştedirler. Girmeleri caiz değildir diyor. 2 Şafii orada oturmak üzere giremezler ama mescide bir kapısından girip diğerinden çıkarak yollarına devam edebilirler diyor. 3 Davud Zahiri ve onun yolundan gidenlerse cünüp ve Hayızlı'nın mescide girmeleri, orada oturmaları caizdir diyorlar. Bu konuda farklı yorum ve içtihatların bulunmasının sebebi İlgili ayetin farklı anlaşılması, hadisin de sahih olup olmadığı konusundaki farklı değerlendirmedir. Zahiriye mezhebinin güçlü alimi İbni Hazm'da El-Muhalla isimli fıkıh kitabında cünüp ve hayızlı olanların mescide giremeyeceklerini savunan alimleri tenkit ediyor ve özetle şu delillere dayanıyor. İleri sürdükleri ayeti mescide yaklaşmayın şeklinde anlamak doğru değildir. Hadis de sahih değildir. Hazreti Peygamber zamanında suffe ashabı mescitte kalırlardı ve elbette ihtilam olurlardı. Azat edilen bir siyah cariyeyi Peygamberimiz uzun zaman mescitte oturttu. Bu esnada onun da adet görmüş olması tabidir. İbn Hazm El Muhalla 2:77, 184. İbn Rüşt, Bidayetül Müctehid, Beyrut 1987, 29 ve devamı. Görüldüğü üzere adet gören kadının mescide girmesi konusu eskiden de tartışılmış, farklı görüşler ortaya çıkmış, giremez diye bir icma oluşmamıştır. İbn-i Rüşd, mushafa dokunma konusunda özetle şunları söylemiştir. Cünüp olanın mushafa dokunmasını bazı fıkıhçılar caiz görmüş, çoğunluksa men etmişler yani caiz olmadığı hükmüne varmışlardır. Bunlar abdeste olmayan kimselerin de mushafa dokunmalarının caiz olmadığını söyleyenlerdir. Bu ihtilafın farklı içtihadın sebebi ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz. Vakıa 79 mealindeki ayettir. Abdest bahsinde bu ayetle ilgili farklı anlayışlardan söz ettik. İbn-i Rüşd orada özetle şöyle diyor. Tertemiz olanlar melekler mi, insanlar mı? Bu ifade haber vermemi mi, yasaklama mı? İşte bu sorulara farklı cevap vermeleri, dokunmada, abdest konusunda da farklı içtihatlarına sebep olmuştur. Hayızlı kadınların mushafa dokunmasını caiz görmeyenler de yine aynı delile dayanmaktadırlar. i̇bn Hazm de mushafa abdestsiz veya cünüp ve hayızlı olanın dokunmalarının caiz olduğunu savunurken, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Heraklius'e gönderdiği mektupta ayetin de bulunduğu, mektubun bir gayrimüslime verildiği ve onun ayet'e dokunmasında sakınca görülmediği vakasına dayanmaktadır. Çoğunluğun dayandığı mushafa abdestsiz ve cünüp olanların dokunamayacağını ifade eden rivayetinse sahih olmadığını, sahih ise mürsel olduğunu Hazreti Peygambere kadar raviler zincirinin kesintisiz olmadığını ileri sürmektedir. Yukarıda meali geçen ayete gelince İbni Hazm'ın onunla ilgili yorumu şöyledir. Allah Teala dokunmasınlar demiyor, dokunmazlar diyor. Biz vaka olarak Kur'an'a herkesin temiz, pis, müslüman, kafir dokunduklarını görüyoruz. Şu halde bu ayette geçen kitaptan maksat mushaf değil. 78. ayette açıklanan meknun yani gizli, saklanan kitaptır. Kur'an'ın levh-i mahfuz'daki aslıdır ve ona ancak melekler dokunabilir. 81 84. Okuma konusu İbn Rüşd konuyu şöyle özetliyor. Bu konuda fıkıhçılar farklı hükümlere vardılar. Çoğunluk cünüp ve hayızlı olanın Kur'an okumasını caiz görmezken bazıları caiz gördüler. İhtilaf sebebi Hazreti Peygamber'in Kur'an okumasını cünüplükten başka hiçbir şey engellemezdi mealindeki rivayettir. Caizdir diyenlere göre bu rivayet bir şey ifade etmez. Hazret Peygamber cünüplük yüzünden okuyamıyorum demedikçe rivayetten bu sonuç çıkarılamaz. Cünüp olduğunda okumamasının başka sebepleri de olabilir. Caiz değildir diyenlere göre bu sözü rivayet eden sahabi kendiliğinden bunu söyleyemez, bir bilgisi olmalıdır. Çoğunluk hayızlı kadın konusunda da iki gruba ayrılmışlardır. İmam Malik, hayızın uzunca bir müddet sürdüğünü göz önüne alarak az miktarda okur derken diğerleri hayızlı ile cünübü birbirinden ayırmamışlardır. 31-32 i̇bn Hazm, Kur'an okumak, tilavet secresi, mushafa dokunmak ve Allah'ı anmak, bunların hepsi abdestli olana ve olamayana, cünübe ve hayızlı olana caizdir diye başlık attıktan sonra genel delilini şöyle açıklıyor. Bunlar hayırlı işlerdir. Teşvik edilmiş, sevap vaat edilmiş fiillerdir. Bunların bazı hallerde yapılamayacağını söyleyenlerin delil getirmesi, delil ile ispat etmeleri gerekir. i̇bn Hazm, karşı tarafın ileri sürdükleri delilleri ise ya sahih olmayan rivayetlerden ibaret oldukları veya hükme delalet etmedikleri gerekçesiyle reddetmekte, sahabe ve tabiün müçtehitlerinden, kendi içtihadını destekleyen örneklere de yer vermektedir. 77 81 Fıkıhçıların ihtilaf ve ittifak ettikleri hükümleri açıklayan iki kaynaktan konumuzla ilgili içtihatları aktarmış olduk. Görülüyor ki kadınların özel hallerinde namaz kılamayacakları ve oruç tutamayacakları konularında ittifak icma var. Mescide girme, Kur'an'a dokunma ve onu okuma, gerekli tavafı yapma konularında ise İhtilaf edilmiş. Çoğunluk bunları caiz görmemiş ama bazı fıkıh halimleri caiz görmüşlerdir. İstişare toplantısı kararlarında da söylenen bundan ibarettir. Özel hallerinde kadınları kimse mescide girmeye, Kur'an okumaya zorlamıyor. Ama bazı kadınlar farklı, caiz diyen, içtihada uyarda bunları yaparlarsa, yine kimsenin onları engellemeye, kınamaya, haram işliyorsun demeye hakları olamaz. Hayrettin Karaman